Babaannem vefat etti. Ondan sonra karanfilden vefat etti. Karanfilden mi? Evet, karanfil yiyerek. Çok denemek istedik. Daha farklı şeyler yapmak istedik. İmkanlarımız çok kısıtlıydı. Hatta sen de değil ben de. Biraz ara mı versek? Neye ara vereceğiz onu da bilmiyorum. Heyecanlıyım da biraz. Hala mı? Yani evet biraz. Yine tutturduk senkronu. Hoş geldin sevgili Zeus Kabadayı. Hoş bulduk. Peki ama önce orijinalini öğreneyim. Çok iddialı, şahane bir isim ama. İsmim Sercan. Zeus Kabadayı tamamen çocukluktan gelen bir isim. İsim. Sevgili şarkıcı, yazar ve oyuncu kardeşim Zeus Kabadayı hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. 11 tane rap müzik albümü var. Var. Hani bilmeyenler, benim taraftan izleyenler için özellikle altını çiziyoruz. Çok önemli bir müzik türü. Ayrıca kendi yazıp yönettiğin bu Gökhan Yıldırım ve Emre Keskin'le başrolü paylaştığın... Evet, Yara Bandı. Yara Bandı. Çok, o da ilginç bir denemeydi. Kaç bölüm çektiniz onu? 13 bölüm çektik. 13 bölüm çektiniz. Dijital medyada hiç desteksiz. Kendi seyircisini buldu. Ne kadar güzel. Tabii ki de destekçilerimiz şöyle vardı. Destek derken hani maddi anlamda. Tabii ki. Biz çok mutlu olduk çekerken. Aynen. Her şey bizim için çok güzeldi. Bir deneyimdi. Çok sponsor aradık olmadı. Ah o sponsorlar. Çok denemek istedik. Daha farklı şeyler yapmak istedik. İmkanlarımız çok kısıtlıydı. İkinci sezonunu çekeceğiz inşallah. Ben sonradan açıldıklarını düşünüyorum sponsorların. Böyle geliyorlar, görüyorlar, anlıyorlar. Evet. Yani tabii ki de görmeleri gerekiyordu. Bence de. Zeus'u mu çok seviyorsun, Kabadayı'yı mı? Çok sorayım yoksa ikisini birden. İsim soyad gibi olduğu için Zeus daha iyi. Zeus daha iyi değil mi? Tanrıların tanrısı, Olimpos'un tepesindeki tanrı. Şimdi... Sonra bak bir şey anlatacağım. Bu Zeus, Zeus aslında çok iyi bir adam. Ve biz bütün erkeklerden de izler taşıyor. Fakat yani şu boğazı bile, İstanbul boğazını bile biz Zeus'a borçluyuz. Birazdan onun öyküsünü anlatacağım. 10 tane sorum var. Çok kolay sorular. Beraberce eğleneceğiz. Önemli olan zaten biz burada birbirimizi sınamıyoruz. Ama ekran başındaki sevgili seyircilerimiz bazı şeyleri bir kez daha hatırlıyorlar. Hazır mısın? Başlayalım mı? Kolay bir soruyla başlıyoruz. Aynı renkteki şekerlemeleri bir araya getirip patlattığında puan kazanılan, eskiden akrabalarımızın Facebook'tan can isteği gönderdiği oyunun adı acaba süre başlıyor. Candy Shop mıydı? Candy Crush mıydı? Şeker Kız Candy miydi? Candy Kaybeder miydi? Candy Shop derdim ama B Candy Crush. Candy Crush sürenin sonunda geldi. Çok güzel. Bak gördüğün gibi sorular böyle. Yani şimdiden böyle başladığını düşünüyorum. Sonra zoru gelir mi? İnşallah. Ya zorunu sormanın yani yeri var, zamanı var. Ama niye kardeşimi ben zorlayayım ki? Şimdi sen biliyorum raple uğraşıyorsun ama bu müzik türünü de bildiğinden adım gibi eminim. Bir dönem hayatımıza girmişti. Hatta ben ilk defa 1000 yıl önce, hakikaten abartmıyorum, 1000 yıl önce bir takside şöyle bir sözle karşılaştım. Bu binayı yapan usta inşallah olur hasta. Pencere koymamış kelek, nereden bakayım dosta? Bu anlamlı sözler aynı ezgiyle tekrarlanıyordu. Hayatımıza Ankaralı sanatçılar girmişti. Şimdi bir tanesi soracaklarından biri Ankaralı değil. Hazırsan, Ankaralı değil. Değil. Tamam. Seçenekler geliyor. Ankaralı Turgut, Ankaralı Yasemin, Ankaralı Namık Esel. Bunlardan Ankaralı gibi görünen ama Ankaralı olmayan var bir tane. Süre sona erdi, bir yanıt alayım. Hadi meraklı ettim. Ankaralı olmayan bir Ankaralı. Ne olabilir? Ankaralı Turgut demek istiyorum. Ankaralı Turgut diyorsun, oyunu veriyorsun. Bazen sallamak da gördüğünüz bir çünkü şey. Çünkü hepsi Ankaralı gibi geldi bir anda. Evet. Ankaralı Yasemin ve Ankaralı Namık gerçekten Ankaralı ama Ankaralı Turgut Ankaralı değilmiş. Evet, gayet salladım çünkü Kıvırcık Ali de Kıvırcık Ali değil. O Kıvırcık da, değil yani. Değil mi? Öyleydi. Öyle bir şey yaptım. Öyleydi. Yani onu da trafik kazasında kaybetmiştik yani. Ne acı, trafik terörünün aramızdan aldığı isimlerden biri. Onu da saygıyla hatırlıyorum, Kıvırcık Ali'yi de. Evet, devam edelim. Çok güzel başladık. Üçüncü sorudayız. Bak, sevdiğiniz kişinin sizi sevmediğini öğrendiğinizde ona aşağıdaki sorulardan hangisini sormanız daha mantıklı olur? Başka bir arzun var mı? Beni neden sevmedin? Bir öğrenci alır mısın? 1 lira 25 farkla büyük boy ister misin? Beni neden sevmedin? Beni neden sevmedin? Beni neden sevmedin? Sürenin sonunda doğru yanıt olarak geliyor. Ama yani hakikaten bu soruyu niye sorarsın ki? Sevgi zaten ya olur ya olmaz yani. Sorunca da... Soranın aslında sorup cezalandırman da çok güzel çünkü bunun açıklama yöntemi de yok. Seni sevmiyorum çünkü başta sevmiştin değil mi? Var mı senin böyle durumun? Çok güzel laflar vardı. Sen daha iyilerine layıksın.
Sen... Biraz düşünmek istiyorum. Başka hatırladığınız var mı? Beni Neden Sevmedin aslında benim ilk kitabımın adı. Ha bak, gönderme buradaymış. Şimdi oldu. Ama gerçekten takıldığım bazı şeyler var. İşte sen dahilene layıksın. Biraz düşünmek istiyorum. Biraz düşünmek istiyorum. Hata sen de değil, ben de. Biraz ara mı versek, neye ara vereceğiz onu da bilmiyorum. gibi. İşte bunlardan biri. Ama Beni Neden Sevmediğinin altını çizelim. Senin ilk kitabın. Evet. Nasıl sattı? 85 bin. Ay maşallah. Çok satanlardan biri. Çok, evet. Ne güzel, ne güzel. İlk başarı. Lütfen Zeus Kabadayı'yı bir sürü açıdan biliyorsunuz ama yazarlığını bilmiyorsanız okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. Şimdi yine kolay bir soru. Sen Olsan Bahri şarkısıyla YouTube'da 370 milyona aşkın izlenme sayısı bulunan ve son zamanda yine gündemde adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı arkadaşımız Aleyna Tilki miydi, Ediz miydi, Kalben miydi yoksa Eda Baba mıydı? Aleyna Tilki. Aleyna Tilki doğru yanıtı geliyor. Çok cici bir hanım. Böyle ufacık bir yerde karşılaştık. Çok kibar bir genç hanım. Umarım başarısı daim olur diyor. Devam ediyoruz. Aa, bu soru bu kadar kolay soru olur mu diyeceksin. Damlaya damlaya diye başlayan atasözünün devamı. Sel olur, göl olur, tsunami olur, nehir olur. Göl olur. Göl olur. Damlaya damlaya göl olur. Birikimlerle ilgili. Evet. Doğru bir söz ama damlaya damlaya bence çöl oluyor artık, oraya doğru gidiyoruz. Çünkü suları o kadar tuhaf biçimde kullandık. Suların önüne setler ya da bazı sulak bölgeleri tamamen boşaltma biçimindeki tuhaflıklarla damlaya damlaya çöl olur noktasına gelecek bir hale getirdik. Yarışın yarısına geldik, 5'te 5. Tebrik ediyorum Zeus. Vallahi gayet iyiyiz. Heyecanlıyım da biraz. Hala mı? Yani evet biraz. Var mı hala? Var, evet. Yanakların kızarıklığı ona bağlasak. Evet. Haydi. Ama hala yani ben de kendi adıma soru soran adam, zor sormayan adam olmak için çaba gösteriyorum hala. Bak çok kolay bir soru. Müzikle de ilgili, senin de çok rahat bileceğin. Ülkemizi Eurovision'da temsil ettiği o yıl en yüksek puanı alarak birinci olan ilk ve tek temsilcimiz Cem Bonomo muydu? Tarkan mıydı? Tarık Mengüç müydü yoksa Sertab Erener miydi? Tarık Mengüç demek çok isterdim. Sertab Erener. Sertab Erener doğru yanıtı geliyor tabii ki. Gerçekten de yüzümüzü... bir ara biz bunu milli mesele gibi alıyorduk. Hala da almalıyız diye düşünüyorum. Çünkü müzik evrensel bir şey ve kendimizi kanıtlamamız gereken en güzel yerlerden bir tanesi. Bence popüler kültüründe önemli bir unsur bu yarışma. Ama yıllardır katılmıyoruz. Protestolardan, şeylerden, işte para bulamadık falan diye. Asıl Tarık Mengüç'ün şarkısı onunla da gidebilirdik. Şakşuka, evet. Şakşuka. Yani şakada bestesi şuka olsun. Sevgili Tarık Mengüç'ü de hatırladık o muhteşem parçasıyla. Saçlarıyla. Şakşuka. Evet, evet, saçlarıyla ve sakalıyla da, değil mi? Aynı renk sakalıyla. Peki, çok iyi gidiyoruz. Yedinci sorudayız. Sezen Aksu'nun ilk filmine de adını veren lakabını öğrenmek istiyorum. Minik güvercin, minik kuş, minik serçe, minik ceylan. Minik serçe. Değil mi? Nasıl bir şarkı? Bak işte bir minik serçe, değil mi? Evet. Benim gibi. Ne içinde? Neşe içinde mi? Kimse hatırlamadı galiba. Ama çok güzel geçti. 7'de 7'yiz. Gayet iyi gidiyoruz. Bundan sonra kaybedecekmişim gibi duruyor bana. Öyle mi? Öyle hissediyorum. Hislerim öyle gidiyor. Yani. Hiç sanmıyorum. Çünkü senin yani 11 rap albümü olacak da bu soruyu bilmeyecek. Mümkün değil. Müzik sorusu. O. Ama doldurduğumdan değil. Peki, şimdi senin adın gibi ilginç adları da var mı bu albümlerden? Zeus Kabadayı gibi albümlerin içerisinde böyle en ismini beğendiğim albüm dediğin hangisi? İki tane var. Çok beni etkileyen. Bir Karanfil, iki Haykırış. Haykırış gerçekten çok kötü bir dönemde yapmıştım. Karanfil de babaanneme yaptığım albümdü. Öyle mi? Babaannem vefat etti. Ondan sonra Karanfil'den vefat etti ve ben onun ismini ona verdim. Karanfil'den mi? Evet, karanfil yiyerek. Karanfil dediğin... Evet, küçük o... evet. Ağız tatlandırmak, evet, ve tadı, evet, değiştirmek için. Evet. Peki onu yerken mi vefat etti? Şöyle, sigarayı bıraktıktan sonra... Çok ilginç. Karanfil yemeye başladı. Tamam. Ve bir süre sonra o bir nevi bağımlılık yapıyor ve vücudumdaki tansiyon ve suyu emiyor. Çok garip. O karanfil, evet. Ama peki, bir haftada şu kadar bir şey yediğini düşün. Yani şöyle bir torba. Bir haftada sürekli 3-5-5. Çünkü
neyi bu kadar anormal konsantrasyonda alsanız o da yine evet, zarar olacaktır. Evet, her şey aslında o kadar yemekle zarar ama o karanfilin verdiği etki çok ilginç. Çok farklıymış. Kaç yaşındaydı bunu yaptığında? 81. Peki aileden hiç kimse bunu fark edip herhangi bir müdahale bulunmadı? Hiçbir doktor ve hiç kimse zaten bunun farkına varmadı. Allah Allah. Evet. Onun için öyle bir şey yaptım. Bu da ilginç ama sen bu durumda karanfili sevmiyorsun ama evet, karanfile bir göndermeydi yani bu. Bak neler çıkıyor nerelerden. Albümü dinleyenler, böyle olduğunu bilmeyenler için de bu küçük bir ayrıntı olsun. Bu kötü noktadan kolay bir soruyla sıyrılalım diyorum. Notada duraklama işaretine ses mi denir, es mi denir, pes mi denir, yes mi denir? Es. Es denir. Evet. Doğru yanıtı geliyor. 8'de 8. Gayet güzel gidiyoruz. Sona yaklaşıyoruz. Şimdi bunu hani ya ben duymadım desem bile yanıtlardan çıkarırsın ki duyduğuna eminim. Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan bir yazarımız var. Yüz Akımız. Orhan Veli mi? Orhan Pamuk mu? Orhan Gencebay mı? Orhan Yamuk mu? Orhan Pamuk. Orhan Pamuk doğru yanıtı geliyor. Orhan Gencebay'ın yani burunların ve yağların sağlığı adına. Aslında Orhan Yamuk, Orhan Gencebay niye iki yanıtı bir arada yazdı bizim çocuklar bilmiyorum diye. Başa sana geleneksel iğnelemelerimden birini gönderiyorum ortaya. Tabii ki hatırladığımız Orhan Pamuk, muhteşem yazarımız. Aslında bir de alamayan var. Ben onun da almasını çok isterdim çünkü dünyaya İnce Mehmet'le her şeyimizi yansıtan değil mi? Evet. Sınırlardan defalarca aday olup dönmüş Yüz Akımız Yaşar Kemal de keşke ödülü alsaydı da iki tane ödüllü yazarımız olsaydı diye düşünüyor insan. Son sorudayız. Son soruya geçiyoruz. Şimdi soracağım ülkelerden birinin devlet başkanı kadın. Hı hı. Siyasette de az kadın var ama o bunu başarmış birisi. Bir muhafazakar siyasetçi. Acaba Irak'ın mı, Almanya'nın mı, Amerika Birleşik Devletleri'nin mi yoksa Rusya'nın mı başkanı kadın? Evet. Şansölye bayan, şansölye evet. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya. Rusya'nınki Putin, Amerika'nınki... Evet, Almanya diyorum. Almanya diyorsun son saniyede. Doğru yanıt 10'da 10. Bak korkacak hiçbir şey yokmuş. Gerçekten tebrik ediyorum sevgili Zeus Kabadayı. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ne demek? Keyif aldın mı? Çok keyif aldım. Bizimle çok heyecanlıydım. Heyecanlandın ama. Ama çok güzel bir deneyimdi benim için. Teşekkür ediyorum. Bu küçük armağanı kabul et. Çok teşekkür ederim. Bu güzel bir saat. Teknolojik bir saat. Kolundaki o güzel dövmelerin arasında sana doğru zamanı doğru yerde göstersin diyorum. Tamam. Evet bugün de yine 10 sorunun sonuna geldik. 10 soru bükücü olarak yine değerli konuğum Zeus Kabadayı'yla bu bölümü de hallettik. Efendim bir sonraki buluşmaya kadar her zaman söylediğim gibi lütfen yüzünüzden gülümsemeyi, aklınızdan soru işaretlerini eksik etmeyin. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, 10 sorumuzu büktük. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basıp bunu düzenli izlemeyi ve bize abone olmayı unutmuyorsunuz diyorum.